Hoş geldin. İstersen dışarıda konuşalım. Yanlış anlamasın biri. Yok, kimse yok. Gir. Dün gece haddimi aştım. Yani yaşananlar için bu ne? Dün gece yaşananların nedeni ben miyim yalancı yoksa etrafındakiler mi, öğren artık. Ne bunlar? Eylül Ateş'i uzun zamandır tanıyormuş. Ya anladın mı? E'si işte sana yalan söylemiş. Herkes için yalancı benim ya. Senin de gözünü kör etmişler. Ya anlasana. Bak işte, gör gerçekleri. Bu fotoğraflardan haberim var. Olanları Eylül anlattı bana zaten. Ne? O gece yaşananları tek tek anlattı bana. Şahitleriyle. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Cüneyt, görmüyor musun? Beni Eylül'ü zorlamasam gelip sana olan biteni anlatmayacaktı. Saklayacaktı. Yalan söylemiş işte, anlamıyor musun? Yeter Feride. Dün sana söylediklerim için kalbim sızlamıştı. Ama o kalp taş oldu. Kendi suçunu bastırdığın için insanları suçlamaktan bıktım artık. Eylül'den ne istiyorsun bilmiyorum. Ama istediğin şeyi sana vermeyeceğim. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. O halde niye peşimdesin? Bana bir iftira atıldı. Onu temizlemeye çalışıyorum. Eylül'e, bana, babama, başkalarına çamur atarak mı yapacaksın bunu? Gitseyim mi bu? Her şeyin başı o. Aksi halde sana kim inanır? Hı? Olamıyorsun. Zaten bulsan da değişen bir şey olmayacak. O halde niye buradasın? Geriye tek bir şey kalıyor. Benim peşimdesin. Hadi itiraf et. Eğer benim peşimde değilsen intikam peşindesin Feride. Bunu yapmana asla izin vermeyeceğim. Ben senin canını yakmayı istemedim çünkü. İstemedin mi? Bak. Eğer bana ve aileme ulaşırsan senin canını yakarım. Hadi şimdi gidelim.